teyzesiyle iyi tanırlar, beni de iyi tanırlar. Handan Hanım da iyi tanır bunlarla, çünkü biz birkaç sefer görüştüm, birkaç sefer görüştüm. Bu olay üzerinde çok bir şekilde araştırma yaptık. Okul çevresinde, mahallede, muhtarda, çarşıda, pazarda kızın resmiyle birlikte, rahmetlinin resmiyle birlikte sorduğum zaman bu kıza ne olduysa evde oldu. Çünkü buna okul çevresinde bile aynı yaşlarda 15 yaşında 3 tane 4 tane erkek çocuk bile olsa bu erkek Fatma olarak tanınırdı. Hiç kimse buna şey yapamazdı, sesini çıkaramazdı. Efendim aynı olaydan bahsediyoruz değil mi? O kadar şu anda şoke olduk çünkü hepimiz. Aynı olaydan, Hande'den bahsediyoruz. Okuldaki, çok farklı okuldaki, yani. Okuldaki, okuldaki çevresindeki bir takım kişilerden, çevresindeki esnaftan, pazardan, bütün herkesten bu şekildeki bilgiyi toplayan ekip bizdik zaten. Hayır efendim, burada bir yanlışlık var. Çünkü polis kayıtları falan da öyle değil. Önce ben cinayet uzmanımız Orhan Bey'e söz vereceğim. Sonra da avukatımıza söz vereceğim. Çünkü büyük bir yanlışlık karşı karşıyayız gibi bir hisse kapıldım. Orhan Bey. Tamam. Evet. Şimdi... Orhan Bey cinayet uzmanı mı? Evet. Sevgili meslektaşım, bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim bir önceki, bundan önceki yayınlarımızı izlediniz mi? Nezih Bey'in açıklamalarını nasıl bulduğunu? Ben bundan önceki yayınları incelemedim, şey yapmadım, vakıf değildim. Şimdi ben size söyleyeyim. Yayını yeni gördüm çünkü ondan sonra katıldım. Ben size bir şey söyleyeyim burada, çünkü çok kafa karışıklığı oldu şu anda. Buyurun. Hem dosya incelemelerinde hem de Nezih Bey'in anlatımlarına göre öncelikle eve geliyor, çocuğuna bak, daha doğrusu önce ilk okula gidiyor, okulda kızını göremeyince de evine gidiyor, üst kata çıkıyor, alt kata iniyor, ben kısa kesiyorum. Sonra dairesinde aralık olduğunu görüyor, eve giriyor, kızını gördükten sonra komşulara ve 155'e haber veriliyor. Bizim bildiğimiz bu, dosyada da bu şekilde geçiyor. Ama bakın, şimdi beyefendi, ev neredeydi, geçiyor. Hangi semtteydi apartman? Çerenköy'de önceden şey vardı, açık halk pazarı vardı. Halk pazarının arkasındaki sitedeydi. Doğru. Peki siz nerede çalışıyorsunuz? Çalışıyordunuz o zaman. Kadıköy Asayiş Büro'da çalışıyordum. Asayiş Büro'da çalışıyordun. O zaman yani ilk giden ekip sizdiniz. Doğrudur yani ilk giden. Evet. Ama evet. Yani babayı sizin çağırmanız da değiştirdi yani şu an. Hayır. Bizim bildiğimiz oradaki, her şey değişti. Oradaki durumda şöyle bir şey değerlendirelim Orhan Bey. Siz çalışıyor musunuz, emekli misiniz? Efendim? Emekli efendim. Emekliyim. Cinayet uzmanısınız, doğru mu? Doğrudur, cinayet bürodan emekli oldum. Şehnaz Hanım'la görüştünüz mü hiç? Görüşmeye çalışıyoruz. Peki şimdi şöyle ki Orhan Bey, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Yayındaki sakallı arkadaşımsınız değil mi? Evet benim, doğrudur. Şimdi Orhan Bey şöyle ki, bir meslektaş olarak şunu söylemek istiyorum. Biz babasından Şehnaz Hanım'ın numarasını aldığımızda yani anne nerede? Anne niye bıraktı gitti, bu şekildeki durumda anneye ulaştığımız zaman evet. Çocuk hasta, o çocuk vardı, çocuğu gezdirmeye çıkarmıştır diye. Onların bebekleri vardı o zaman. Evet. Bu sefer numarasını aldık, Şehnaz Hanım'ı aradık. Şehnaz Hanım der ki bize, benim dedi çocuğum hasta olduğu için dedi, Haydarpaşa Numara Hastanesi'ne geldim dedi. Aynen. Şu an, doğru. Tamam, şu doğru, an evet. çocuğumu muayene yaptırıyorum diye. Fakat ama... o gün tarih olarak da Ümraniye Cezaevi'nin isyan vardı. Tamam, doğru, evet doğru. Ümraniye Cezaevi'nden isyan olduğundan dolayı Haydarpaşa Numune Hastanesi vatandaşa kapalıydı. Evet. Biz Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gittik. Dedik ki yine de bunun teyidini yapalım. Aldılar mı acaba diye. Bak dediler ki kesinlikle vatandaş muayenesi kesinlikle yok başka hastanelere. Bu sefer tekrardan Şehnaz Hanım'ı hastanenin önünden aradık. Şehnaz Hanım geldik biz, neredesiniz, işte ulaşalım kızınızla ilgili, biz onu kızınızı hayır, söylemedik. Evet. Kızınızın evde sıcaksından yandığını ve biz bunu hastaneye götürdük, siz gelin de kızınızın yanına götürelim siz diye. Siz nerede buldunuz Şehnaz Hanım'ı? Şehnaz Hanım'ı şöyle ki, Acıbadem'de kız kardeşinin evinden aldık. Yani siz aldınız getirdiniz, doğru mu? Evet, ben aldım. Yani taksiyle gelmedi o. Peki. Hayır. Beyefendi bir şey soracağım size. Diyorsunuz buyur. Ki babayı dükkandan getirdik. Getirmedik, çağırdık. Çağırdınız. Komşuların telefonuyla çağırdık. Tamam. Komşular 155'i aramış, kapıyı aralık görünce girmişler. Sonra siz geldiniz. Hayır. İlk olarak. Serap Hanım. Cinayet masayı aradı. Ya 155'i komşular aradı dediniz ya biraz önce.
Evet. Komşular aradı. Komşular, bak şimdi biz 155'in ihbarıyla geldik Serap Hanım. Ama diyorsunuz ki komşular aramış diyorsunuz. Hayır komşular, bak şimdi Serap burada. Hanım. 155'i ihbarına biz anonsla geldik biz oraya. Tamam, 155 ihbarına nasıl geçti meslektaşım? Ben orasını bilemiyorum. Biz oraya geldiğimizde komşular kapının önündeydi. Dediler ki bu daire ne oldu? Yani kapının aralık olduğunu, komşular gördü, doğru mu? Komşular kapının aralık olduğunu görünce bakmışlar niye bu kapı aralık diye. Zile basmışlar herhalde hatırladığım peki, kadarıyla. Peki o komşuların ifadesi alındı mı? O komşuların o şekliyle ifadesi alındı mı? O şekilde komşuların ifadesi alındığına ilgili şu an içinde desem yalan olur. Beyefendi çünkü... siz o dönemde 155 evet. ekibinde mi çalışıyordunuz? Hayır Serap Hanım şöyle anlatayım. Orada mı çalışıyordunuz? Kadıköy'ün ilçelerinde de yani bizim sadece Kadıköy değil bütün ilçelerimizde asayiş büro amirlikleri vardır. Bizim asayiş şubenin alt birimleri evet. gibi çalışırlar. Onlar ilk etapta onlar gidiyorlar aslında olay yerine. Daha sonra biz... Ama Orhan Bey bunların hiçbiri... Dosyada yok. Tamamen bir kafa karışıklığı yok. Oluştu. Yani şimdi arkadaş da doğru hatırlıyor olabilir. Belki dosyada bir yani bu kadar dosyada, hata da olamaz. Yani çok şöyle şaşkınlık içindeyim ben şu anda. Ben öyle bir ifade de görmedim. Avukatımız da bir şey söyleyecek dosyada size. Dosyada şöyle bir sonak var. Şimdi, bir saniye efendim. Bir saniye lütfen. Dersiniz. Şimdi Serap Hanım. Efendim bir dakikanızı rica ediyorum. Serap Hanım. Buyurun. Serap Hanım şimdi şöyle bir saniye özür dilerim. Buyurun efendim. Serap Hanım dinliyor musunuz? Duyuyoruz efendim buyurun. Serap Hanım şöyle ki, demin siz söylediniz ki Şehnaz Hanım'ı taksiyle mi geldi, siz mi aldınız diye. Ben Şehnaz Hanım'la Ümraniye, Haydarpaşa Hastanesi'nin önüne gidince oradan teyit almak için yani burada böyle bir şey olmadığını zaten gündüzden biz bunu biliyorduk. Oradan tekrar numara olmadığını öğrenince Haydarpaşa Hastanesi'nin önünden aradım Şehnaz Hanım'ı. Ben dedi çocuğumu muayene yaptırdım dedi, şeye geldim. Kız kardeşimin evine geldim. Nerede evi? Acıbadem'de. O zaman söyleyin de gelelim sizi alıp kızınızın yanına gösterelim diye. Bize adresi verdiler. 3. kat veya 4. kat olacak yanılmıyorsam. Kız kardeşiyle beraber evdeydiler. Bir de bebeğiyle birlikte. Kız kardeşi evde kalmak üzere. Kız şeyle bebeğiyle Şehnaz Hanım'ı olay yerine getiren ekip biziz. Yani siz orayı cinayet mahallini bıraktınız. Oradan hayır, kalkıp... Hayır, sonraki... Hanımefendi, bak şimdi özür dilerim. Olay yerine bıraktınız, olay yeri ekibine bıraktınız. Olay yeri ekibi geldi. Hayır, ben özetlemek için söylüyorum. Sonra gidip evet. Şehnaz Hanım'ı aldınız, doğru mu? Evet, evet. Peki, ben şeyi merak ediyorum. Baba dediniz dükkandan çağırdık, geldi. Baba girince ne yaptı? İlk kez mi gördü yani orada? Nasıl bir tepki verdi? İlk sefer orada zaten perde yaptık, onu salona aldık. Niye bu polisler şuydu buydu falandır sırtırdı ama... Belirli bir şekilde bir tepki hissetmedik ondan. Ondan öyle bir tepki görmedik. Yani ilk kez kızını böyle ölmüş gören bir babanın tepkisi yok muydu? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle bir tepki yok. Nasıl yok, bir tepki vardı? Ya yani şöyle ki sıradan tanıdık bir vatandaş bir kaza olur veya bir cinayet olur, birisi vurulur. Böyle bir tepkiyi bile vermedi yani. Efendim peki siz daireye girdiğinizde dairenin ışıkları içeride odaların ışıkları vesaire yanıyor muydu? Şeyin Hande'nin odasındaki ışık yanıyordu, koridordaki ışık yanıyordu. Sonra olay yerine çağırdığımızda bu şekildeki kargaşalıkla ilgili Hande'nin odası karışık, koridor karışık, diğer yerlerde karışıklık yok. Dedim ki arkadaşıma ki bu şekildeki durumda bu boğuşma ile ilgili bu kanlı bu şunun dışarı çıkamaz. Banyoyu kontrol ettik, banyoda herhangi bir temizlik yok, kirlilik yok. Banyo tertemizdi. Ben şöyle bir şey söylemek benim istiyorum. Benim kafam karıştı sonakla bilmiyorum. Ilgili. Şimdi Orhan olay yerine buyurun. Dosyada şöyle bir şey var. Olay yerine ilk giden polis ekibinin tutanağı. Ben hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ama çok net şeyler var. Hatırladım onları da söyleyeyim. 155 polis ihbar hattından diyor. Adresi veriyor. Orada bir kadının öldürüldüğü ihbar üzerine olay yerine geldik. Yaptığımız kontrolde daha doğrusu geliyorsunuz orada Nezih Bey orada o şekilde hatta kontrol ettiğimizde eksi olduğunu eksi değil de eksi şeklinde yazmışsınız parantez açmışsınız eksi var. Daha sonra işte olay yeri emniyetini aldık olay yeri incelemeye teslim ettik diye bir tutanak var. Sizin tutanağınız bu şekilde. Ama Nezih Bey'in orada olduğunu. Tabii. Babası olduğunu söyleyen. Hayır Nezih Bey orada yoktu Nezih Bey'i biz çağırdık.
Peki o zaman bir şey daha soracağım size. Nezih Bey orada yoktu. Siz olay yerine orayı bırakmadan önce mi geldi yoksa bıraktıktan sonra mı geldi? Hayır, biz olay yeri geldi. Nezih Bey'i zaten annesine ulaşmak için hem Nezih Bey'i çağırdık, annesinden numarasını aldık. Olay yeri geldi. Olay yeri oradayken diğer ekipler de geldiler. Bizim bürodan diğer ekipler de geldiler. Amirlerimiz de geldiler. Ondan sonra siz anneye ne dediniz? İlk defa anneyi aradınız. Anne çıktı ve anne telefona. Ne dediniz evet. Ona? Nasıl haber verdiniz olayı? Annesine şöyle bir şey söyledim. Dedim Hande sizin kızınız mı? Evet dedi kızım. Dedim ki kızınız herhalde mutfakta bir su falan bir şey kaynatmış. Üzerine dökmüş, yakmış su yangını. Ciddi şekilde ayaklarında bir yanık var. Biz kızınızı hastaneye götürüyoruz. Siz de neredesiniz? Gelin kızınızın yanına. Ben dedi ki Saniye bunu teyit ettirmem lazım. Çünkü siz üvey anneyi değil Handan Hanım'ı aramışsınız öyle diyor. Doğru mu Handan Hanım? Herhalde. Anlatın o zaman. Hayır Handan Hanım'ı değil. Sizi mi aradı? Şehnaz Hanım'ı. Hayır bak şimdi. Handan Hanım diyor ki beni aradı. Handan Hanım'ı değil. Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin Handan polis Hanım söyleyin. Memuru aradı. Handan Hanım'ı değil Şehnaz Hanım'ı üvey anneyi arıyorum çünkü ben. Çünkü diyor ki. Üvey anne olduğunu zaten daha sonra öğreniyorum. Sonra gittik diyor Acı Badem'den aldık diyor. Siz değilsiniz Handan Hanım. Peki aradınız kızınıza herhalde yandı bir şey oldu gelin hastaneye götüreceğiz dediniz. O ne dedi? Ben dedi çocuğumu numuneye getirdim dedi. Numuneye de muayene yaptırıyorum dedi. Ondan sonra ancak gelebilirim diye. Ama artık. Bu aradaki durumda zaman bizim için de önemli. Fakat saat kaçtı beyefendi? Saat kaç? Ya 7.30 8'i geçiyordu bir defa. Hayır efendim. Bu bilgilerin bir kısmı doğru, bir kısmı doğru değil. Çünkü o saatte zaten hastanede değildi. Diyorsunuz ki kim hastanede değildi? Sabahtan mı bahsediyorum yoksa? Siz sabahtan mı bahsediyorsunuz? Hayır, akşam. Akşam diyorsunuz da bakın beyefendi. Bu kadın sabahleyin çocuğu hastaneye götürüyor. O gün mahkumların muayenesi var. Giremiyor. Saat 10-10.30 civarı geliyor kız kardeşinin evine. Kız kardeşinin sabit telefonundan kocasını arıyor. Bunlar kayıtlarda var. Yani akşam siz 7.30-8'de onu aradığınızda size ben hastanedeyim diyemez zaten. Diyemez. O saatte olay patlamış. Herkes maktulün başında. Baba orada, komşular orada, Şehnaz'ı bir şekilde getirmiş ekibi ama o saatte ben hastanedeyim diyecek bir durumu yok. Bir şeyleri Serap yanlış Hanım. Hatırlıyorsunuz. Ben de Serap Hanım şimdi şöyle değerlendirelim. Peki bize niye söyledi de biz gidip onu ekip olarak gidip oradan aldık? Ya saati karıştırıyorsunuz, ya olayları karıştırıyorsunuz, ya Şehnaz'ın size söylediği hastanedeydim lafını karıştırıyor. Yani bir şeyler karışıyor ya da unuttuğunuz var yani, bir şey var. Bir aksaklık var çünkü... Hani dosya meslektaşım şöyle bir şey var. Bu dosya bayağı kabarık bir dosya. Bir klasörden de fazla diyebilirim ben size. Biz bunun tamamını okuduk. Hani şu anlattığınız kısımla alakalı bir satır daha okumadım ben yani. Ama belki şey onlar kayda geçmedi işte. İşlerini iyi yapmıyor. Şimdi şöyle ki. Buyurun. Orhan Bey. Efendim dinliyorum. Orhan Bey şimdi şöyle ki değerlendirelim. Biz Şehnaz Hanım'ı kardeşinin evinden Acıbadem'den aldığımız zaman oraya getirdiğimiz zaman bunu getiren zaten biziz. Tamam. Saat kaçta getirdiniz? Hanımefendi hava kararmıştı bir defa. Saat 8'i belki geçiyordu. Zaten Ocak ayı saat 4.30'da kararıyor hava. Yani hava karar yani 8'i bir defa geçiyordu. Niye geçiyordu? Biz zaten oraya gelirken bize anons ettiler ki ne yaptığınız şeyle ilgili ulaştınız mı diye. Dedim ki telefondan görüşme ihtimaliyle ilgili dedim ki Şehnaz Hanım'ı aldık. Mutlak süreçte hemen büroya değil bizim buraya getirin diye. Olay yerine getirin diye. Olay yerine hemen getirir getmez bizim arabadan indirmez. Hemen şüphenin ekibi cinayet masası aldı. Şehnaz Hanım'ı dediler ki bundan sonraki konu bize kaldı. Biz bunları götürüyoruz. Şehnaz Hanım'la işte doğru. Eşini bu şekilde aldı götürdüler. Doğru. Orhan Bey de bu şekildeki konuyla cinayetle ilgili. Cinayetin yani söylediğiniz pek çok şey tutuyor ama tutmayan yerler var özellikle de sizin peki. Gittiğinizde babanın orada olmaması sizin telefonunuz üzerine kalkıp gelmesi komşuların kapıyı açık bulup girip bu aslında Nezih Bey'in anlattığı bir şey
Onun anlatımının tam tersi komşu. Ama hiçbir komşu da, bakın bir dakika efendim. Bir saniye efendim. Bir komşular da bunu doğrulayan bir şey söylemedi şu ana kadar. Yani biz gittik, tesadüf kapıyı açık bulduk. Bir bakalım, kimse kimsenin evine de öyle bir bakalım diye girmez zaten. Girdik, orada Hande'yi gördük, sonra öyle bir şey doğrulamadılar. Ama 155'i kim aradıysa o kayıtlarda vardır. 155 ihbarının giriş şekli zaten, yani sona yazılı şekli beyefendiler tarafından da bir kadının öldürüldüğünün anons edilmesi üzerine diyor. Bir karışıklık var burada. Yani o tutanak öyle. Şu anda elimizde şey değil ama dosyayı yani, yarın çıkartırız o sunağı. Bunu teyit edeceğiz tabii ki ama çok, yani çok Serap farklı Hanım. Şeyler söylüyorsunuz şu ana kadar. Serap Hanım. Buyurun efendim. Serap Hanım, şimdi şöyle ki bir şey söyleyeyim. Hande ile teyzesinin bir teyze yeğen değil de arkadaş gibi konuştuklarını, teyzesiyle irtibata geçtiniz mi? Teyzesi yayınımıza katıldı. Annesi bir şey söylemek istiyor. Handan Hanım bir şey söyleyecek. Dinler misiniz? Bakın, bilmiyorum siz mi, bir başka polis memuru. Ben çalışıyordum iş yerime. Tam 6'yı çeyrek geçe telefon verdi. Kızımın okulda bir kargaşada yaralandığını söylediler. Nerede çalışıyorsunuz dediniz. Ben Avrupa yakasında olduğum için... söylemem de Büyükçekmece'de çalışıyorum dedim, iş yerim. Siz de sordular bana, siz öz anne misiniz değil mi? Ben öz annesiyim dedim kızıma. Ve geldiğimizde orada kalabalık vardı ve söylemediler bana tabii olayın ne olduğunu. Apar topar saat tam 8'de Gayrettepe şubedeydik biz. Arkadan da onları getirmişler, ben görmedim. Yani bana verilen haber 6'yı çeyrek geçeydi. Saat tutuyor ama nelerle oynandı, neler değiştirildi, kim neleri... Yani şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir makamı, hiçbir kimseyi, hiçbir şahsı suçlamak değil amacımız. Zaten amacımız o değil ama o kadar farklı bir şey söylediniz ki bize. Yani... Serap Hanım. Buyurun efendim. Buyurun. Efendim, duyuyoruz sizi. Buyurun. Serap Hanım. Efendim. Serap Hanım, şimdi şunu söylemek istiyorum. Handan Hanım'ın teyzesiyle, rahmetliyle teyzesinin bir görüşmesini sağladın mı siz acaba? Kimle kimin? Hande'nin teyzesiyle görüşme sağladınız mı? Evet efendim. Onun teyzesi bizim yayınımıza katıldı. Ne alakası şimdi şöyle var? Ki, şimdi şöyle ki, ben teyzeyle de anneyle de görüştük. Anne çok üzüntülü olduğu için sesiniz gelmiyor. Sesiniz gelmiyor. Siz alo. Televizyonunuzu kapatırsanız bizi duyarsınız. Çünkü biz sessiziz şu anda sizi dinlediğimiz için efendim. Şimdi şöyle ki Serap Hanım, ben şunu söylemek istiyorum. Hande Hanım'la maktulle teyzesinin bir teyze yeğen değil de arkadaş gibi konuştukları. Yani bunları benim notlarımda vardı zaten. Yani o zamanlar, evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Teyze bana ablasıyla birlikte kız kardeşi bize geldiği zaman kız kardeşi diyor ki üvey anneye, kalk çocuk okula hazırlanacak. Kalk okula hazırlasana. O hazırlanır. O gider. O yer. O diyor ki işte şeyini, okul çantasını hazırlasana işte. Bu hepsini hazırlanan biz bu telefonu, kapatalım arkadaşlar. Ki birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şeyler biliyor ama eksik, yanlış. Manipüle etmeye çalışıyor. Çalışıp yön değiştirip, başka bir şey var bunun altında. Bunun altında başka bir şey var. Bunu da araştıralım. Bence da araştıralım. Çağıralım onu, konuşalım. Yani bütün kayıtlarda babanın eve geldiği, komşuların ifadesi o. Evet, geldi, kapımızı çaldı, tabii. Hande burada mı dedi ama öyle ama böyle. Yani ama düzmece ama değil, ne olduğu belli ama gelmiş, adam eve girmiş, ışıkları yakmış, neyse kimini yakmış kimi. Ama böyle değil yani. Hayır, soruyor. Öbür türlüsü olsa, yani evet Nezih diyor. Bey dışarıdan çağrılmış olsa Nezih Bey bu kadar açıklama da yapmaz biz yapmak zaten. Zorunda ben değil yani. Ben işlerindeydim, çağrılar geldim der yani zaten. Bir hemşire hanım bağlanmıştı telefona.
Baba beni çağırdı. Evet. Çocuğumla geldik. Hayır, saat 7'de oluyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hayır, saat 7'de üstelik. Yani yok en yani. Son bile olsa en son saat 7. O sağlık personeli hanımefendinin evet. aşağı inerken baba ile karşılaşıp kızıma bakın yaşıyor mu dediği saat bile en ileri saat bile 19. Evet yani efendim, baba oradaydı. Şimdi yarın için bugün akşam Nezih Bey'i tekrar Asay Şube'ye alacaklar. Ekibim orada. Tabii ki bu telefon konuşmasının da ne anlama geldiği, bizi neye yönlendirmek istediklerini araştıracağız. Bu arada Turhan Bey, bildiğim çok şey var, susuyorum ama konuşacağım diyor. Yarına kadar efendim, süremiz sona erdi. Yarın saat 17'de TV8 ekranlarında tekrar buluşmak üzere. Güzel bir akşam olsun, hayırlı iftarlar olsun, sağlık ve huzur olsun evinizde, mutluluk olsun. Yarın yeniden birlikte oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim.